Kampüs kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Dairenin alanı ve çevresinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Evet ÖSYM tarzı sorumuz karşınızda. İsteyen arkadaşlarım hemen sayfanın SS'ini alıp çözümünü yapabilirler. Ben videomuzun sonunda sorun çözümünü yapıyor olacağım. Şimdi dairenin alan hesabı ile ilgili arkadaşlar karşımıza çıkabilecek farklı durumlar da var. Çünkü yani daireyle neredeyse bütün düzgün geometrik şekilleri iç içe yerleştirip garip soru çözümlerini yapacağız. Bu videomuzda genellikle onun üzerine olacak. Önce karşımıza bir daire halkası olduğunda. Şimdi daire halkasının alanını bulurken aslında önce karşımıza çıkabilecek ilk hali için konuşuyorum. Gördüğünüz gibi OB büyük yarıçapımız. Şunu söyleyebilirsiniz. Büyük daireden küçük daireyi çıkartıyorum. Yani taralı bölgenin alanı şu şekilde yazabilirim. P çarpı R kare eksi P çarpı R kare. İsterseniz burayı P parantezine alıp R'nin karesi eksi R kare şeklinde de söyleyebilirsiniz. İkisi de aynı şey zaten. Bir de şunu da söyleyebilirsiniz bakın. Şimdi AB uzunluğu size verildiğinde yani o merkez dairelerde T teğet noktamız devamında e, bizden eğer daire halkasının alanı istenirse şunu yazabilirsiniz. P çarpı AB bölü 2'nin parantez karesi ile de arkadaşlar daire halkasının alanını bulabilirsiniz. Şimdi e, bu nereden geldi? Hemen bunu göstermem lazım. Yani ezbere konuşmayalım. Burada yöntem şu arkadaşlar bakın. O noktası bizim zaten dairemizin merkeziydi. Şimdi şunu çizdiğimizde bu zaten küçük R'yi anlatıyor. Şu çizdiğimizde farkındaysanız büyük R'yi anlatıyor. Ben şu AT uzunluğuna A diye yazarsam artık R'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı R'nin karesi oldu. R'nin karesini karşı alırsak A'nın karesi eşittir. Büyük R'nin karesi eksi küçük R'nin karesi oldu. Şimdi buraya dikkat bakın. R'nin karesi eksi R'nin karesi. E biz bunu az önce söylemiştik. R'nin karesi eksi R'nin karesini yukarıdaki formülde kullanmıştım ve ben bunu şimdi burada yerine yazarsam pi çarpı A'nın karesi geldi. E sizin AD yazdığınız şey AB teğetinin ki Büyük dairenin de kirişidir aynı zamanda. AB'nin yarısı kadar oldu. Yani AB bölü 2 A'yı anlatıyor. E biz bunun karesini aldığımıza göre demek ki bize iç içe daireler verildiğinde bu dairelerden içerideki çembere teğet olan ve dışarıdaki dairenin de kirişi olan AB kirişi verildiğinde AB'nin yarısını alıyorum karesi çarpı pi dediğinizde de hiç yarı çaplara girmeden de arkadaşlar bu halkanın alanını hesap edebilirsiniz. Bu aklınızda bulunsun. Bazı sorularda yarı çaplar verilmeyip AB kiriş uzunluğu verilerek de sizden daire halkasının alanı istenebilir. Bunun dışında arkadaşlar dairenin e, alan hesabındaki benzerlik aslında üçgenin benzerlik mantığına da sahip. Bu aklınızda bulunsun. Zaten sağ taraftaki şekli hemen e, fark etmişsinizdir. Hatırlarsak üçgeni çizdiğimizde burada bakın O merkezli daireler için O, A, A, B, B, C birbirine eşittir. Yani büyük yarıçapımı eş parçalara ayırdığımda hatırlayacağınız üzere bunları bu şekilde gösterirsek buraya S yazdığımızda sonra 3S sonra 5S gelmişti. Aynı durum arkadaşlar dairede de geçerlidir. Buna dikkat edin lütfen. Yani tek tek alan hesabı yapmak zorunda değilsiniz. S3S5S7S9S şeklinde tek sayı katlarınızla bütün alanları ayrı ayrı yazabilirsiniz. Sol tarafta da e şimdi sağ tarafta üçgende alanda kullandığımız benzerlik mantığı geçerse sol tarafta da aynısı geçerli olmalı. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz aslında. Parçanın tamamına oranı birinci tabanın ikinci tabanı oranı şeklinde yazabilirsiniz. Önce hemen yaylarımızı okuyalım mesela. CD ile AB'nin bizden oranı istenirse bu söylediğimi yazabilirsiniz. Turuncuyla gösterdiğim R1 bölü R2 şeklinde. Yani OC bölü OB şeklinde yazabilirsiniz. Bu aklınızda bulunsun. Alanların yorumu istendiğinde de unutmayın arkadaşlar benzerlik oranının karesine bakıyor olmalısınız. İşin e burada benzerlik oranı r1/r2 bölü r2 olduğuna göre alanların oranını yazarken de artık r1'in karesi bölü r2'nin karesi şeklinde yazıyor olacaksınız. Zaten OB uzunluğu yarıçapın tamamı yani r2 diye adlandırılmış. O uzunluğu da R1 diye adlandırılmış. R1 bölü R2 sizin benzerlik oranınız. Ve ben bunun karesini aldığımda da üçgende de olduğu gibi dairenin alanında da benzerlik oranının karesiyle alanları oranlayabilirsiniz. Bunun dışında şimdi buradaki daire dilimini daha doğrusu daire halkasını bulmak için şunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada olası her durumu söylemeye çalıştım aslında elimden geldiğince. Şunu unutmayın. Eğer bu açıyı biliyorsak zaten çok da problem değil. Neden? Büyük daire diliminden küçük daire dilimini çıkartarak hemen hesabı yapabilirim. Fakat Burada gördüğünüz gibi herhangi bir açı bilgisi yok. Ve ben altına bir not düştüm. Yamuğun alanında olduğu gibi. Ne demek yamuğun alanında olduğu gibi? Yamuğun alanını hatırlarsak. A, C. Şu yüksekliğimize de H yazalım. A artı C bölü 2 çarpı H bizim alanımızı anlatıyordu. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Bunun aynısını eğer açı bilginiz yok ve sizden daire e, halkasının alanı isteniyorsa kullanabilirsiniz. Onu da şu şekilde yazıyorum bakın. Burada CD sizin üst tabanınız AB'de alt tabanınızı anlatıyor. Yani CD artı AB bölü 2 çarpı yükseklikle artık arkadaşlar şu küçük parçamız ya da bu küçük parçamız zaten ikisi de aynı şey çarpı BD şeklinde yazabilirsiniz. Tekrar ediyorum bu kadar ayrıntı formül hocam işime nerede yarar? İşinize şurada yarayacak arkadaşlar. Açı bilgisi yok ve sizden daire halkasının alanını istenirse yamuğun alanında olduğu gibi yorum yapabilirsiniz. Aynı durum burada da geçerli aslında. Burada da bir nevi üçgene bakıyorsunuz. Neden bunu kullanmak zorundayım? Bunu şu yüzden kullanmak zorundasınız. Bize açı bilgisi verilmedi bakın. Gördüğünüz üzere bil dedik ama açı bilgisi yok. Merkez verildi, yarı çap verildi, yay uzunluğu verildi. Sizin şunu yazmanız gerekiyor. R çarpı L bölü 2 diye yazıyor olacağız. Yani üçgendeki mantığı kullanıyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde yazabilirsiniz. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi bunu nereden uydurduğumuzda düşünecek olursak eğer açı bilgisine sahip olsaydık eğer açı bilgisine sahip olsaydık Mesela şuraya alfa diyelim. Alfayı bildiğimi farz ediyorum. Yarıçapımı da biliyorum. AB yay uzunluğunu bulmaya çalışıyorum. Şimdi AB yayın uzunluğu nedir? 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 şeklinde kullanabilirsiniz. E şimdi AB'yi buradan buldum. Ben dairede alan yazmaya çalışıyorum. Benim dairede alan yazabilmem için şu daire diliminin alanını yazabilmem için formülüm şu olmalıydı. P çarpı R kare çarpı alfa bölü 360 derece. Şimdi 360 ve 360 ve alfalar birbirinin aynısı. Bizim burada R kareyi yakalamamız gerekiyor. Yani sizin her iki tarafı R ile çarpmanız lazım. Hatta şöyle farklı bir renk alayım da görmesi kolay olsun. Bakın burayı R ile çarptım. Eşitliğin bozulmaması için burayı da R ile çarpmanız gerekiyor. Bak şimdi P'yi yakaladım. P'yi yakaladım. Sonra Alfalar zaten var. 360'lar da zaten var. R ile R'yi çarptığımda R kareyi de yakaladım. Şu fazlalıktan kurtulmam gerekiyor. Bu fazlalıktan kurtulmak için de her yeri ikiye böldüğünüzde bakın sadeleşti. Sağ taraftaki ifade artık ne oldu? Pi çarpı R kare bölü 360. Sol taraftaki ifade ne oldu? R çarpı biz AB zaten L yazmıştık. R çarpı L bölü 2 şeklinde de bir nevi basit bir ispatını yapmış olduk arkadaşlar. Dediğim gibi ikisini de ne zaman kullanıyorum? Açı bilgisi verilmediğinde bizden daire diliminin ya da daire halkasının alanı istenirse sol tarafta üçgende olduğu gibi sağ tarafta da artık arkadaşlar e, yamukta olduğu gibi alan hesabı yapabilirsiniz. Aklımızda bulunsun. Şimdi Şöyle ufaktan başlayalım. Bakalım ne demişiz? ABCD kare, AD ve DC yarım dairenin çapı. Peki. Kare olduğuna göre bunlar zaten birbirine eşit. BC'ye 10 demişiz. Burası 10, 10 her yer 10 zaten. Şimdi taralı alanlar toplamı nedir demiş? Arkadaşlar benim size tavsiyem mümkün olduğunca bu tarz sorularda e, tek yani zaten ben de bulamam da ki bulamayacağım da zaten. Tek seferde buranın hesabını yapmak biraz güç. Bu yüzden istenen bölgeleri Saralı bölgeleri hani e, farklı farklı alanlar şeklinde yazmaya çalışırsanız işte buraya A buraya B yazarak çözüm yapmaya çalışırsanız en azından e, işlemlerinizi hızlandırmış olursunuz. Yoksa burayı tek seferde yazma gibi ihtimalimiz yok. Şimdi merkezimizi işaretleyelim. Burada da merkezimizi işaretleyelim. Şimdi bunu çizdiğimizde burası evet kötü yerden işaretledim. Şurası 5 burası 90 derece olsun. Burada da evet yine merkezi kötü işaretlemişiz. Burası da merkezimiz. Şuraya O1 diyelim. Şuraya da O2 diyelim. Burası da 5. 5. Her yer 5 birim oldu. Şimdi bu 5'leri yazdıktan sonra artık arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 tane çeyrek dairem var. Şimdi benim bu 2 tane çeyrek daireden kurtulmam gerekiyor. Bunlara mesela buraya A dersem burası da A kadar oldu. Önce büyük daireyi bulalım. Mesela nedir büyük? E, büyük şekli bulalım pardon. Bir kenarımız 10 olduğuna göre 100. Eksi. Şimdi çıkarmam gerekenleri yazıyorum. Çeyrek daire burada var. Çeyrek daire de burada var. Topladım. Bir tane yarım daire çıkarmam gerekiyor. Şimdi yarım daire dediğimizde yarı çapımız 5 birim zaten. 5'in karesi çarpı pi bölü 2. Yani 25 pi bölü 2'yi çıkarmam gerekiyor. Bunu buldum. Devam ediyorum. Başka ne çıkarmalıyım? Parantezimi açtığım için artıyla devam ediyorum arkadaşlar. Çıkartılacak bir ifade burası. Şimdi şurayı komple kapattım. Burayı da komple kapattım. Aslında farkındaysanız şurada küçük bir tane kareniz kaldı. Yani bunu isterseniz şu şekilde çizelim. Bunu burada çizdiğimizde hem böyle çizdik hem böyle çizdik. Artık size kalmış. istediğini çizebilirsiniz. İkisi de zaten birbirinin aynısı. Şu şekilde çizdiğimizde. Ben hatta şöyle yapayım da siz bunların alanlarında eşit olduğunu fark edin. Burası 5 birim, burası da 5 birim. Şurası bakın taralı bölge. Ben şu an bir tanesini çizdim arkadaşlar. Unutmayın. E, o zaman şöyle yapalım. Karenin alanından bakın karenin alanından artık buradaki bu çeyrek daireyi çıkartırsam benim istemediğim yer olan kahverengiyle gösteriyorum. Buraya dikkat edin lütfen. Şu kahverengileri istemiyorum ben bakın. Şimdi benim bu kahverengileri burada çıkarmam gerekiyor. E i̇ki tane birbirinin aynısı olduğu için şöyle devam edebilirsiniz. 2 çarpı diye devam ediyorum artık. E, hatta onu da şöyle iki çarpı diye ekleyelim. Mesela burayı bulmaya çalışalım şimdi. Bu kahverengiyle gösterdiğim alanı nasıl bulurum dediğimde dairenin şey pardon karenin alanı 25 yaptı. 25 eksi bakın burada bir çeyrek daire oluştu. Şunu şu şekilde çizdiğimizde e bu çeyrek dairenin alanı 5'in karesi çarpı pi bölü 4 oldu. Bu bir tane taralı bölgeyi anlatıyor. E şunu çizdiğinizde bakın. Şunu çizdiğinizde. Burası da benim ikinci istediğim yerde. E bir tane de burada var. Demek ki benim bunu 2 ile çarpmam lazım. Zaten 2'yi başına eklemiştim. Parantezi açtım. 25 eksi 25 pi bölü 4 oldu. Artık 2'yi içeriye dağıtırsam 100 eksi 25 pi bölü 2. Sonra 2 ile çarptım. Burası artık Gördüğünüz gibi 50 yaptı. Önümde de eksi var. Eksi 50. Şimdi buraya dikkat. 2 ile eksi 25 pi bölü 4'ü çarptım. Eksi 25 pi bölü 2. Bir eksi de buradan geldi. Artı 25 pi bölü 2 oldu. Bunlardan kurtulduğumuzda 100 eksi 50'den demek ki arkadaşlar taralı bölgenin alanlar toplamı da artık 50 birim karedir diye söylüyoruz. Evet ABCD kare AB yarım dairenin çapı. AD 16'ymış. Hemen 16'yı yazdım. E, kare olduğuna göre her yer zaten 16. Burayı da 16'yı yazdım. Taralı alanlar toplamı nedir demiş. Arkadaşlar yine aynı yöntemi kullanmaya çalışıyorum. Bakın. Yöntemim şu. Ben şu A'yı bulmaya çalışıyorum. Şimdi biz bu A'yı nasıl buluruz? A eşittir. Karenin alanından yani 16'nın karesinden çeyrek daireyi çıkarmam gerekiyor. Nedir çeyrek daire? 16'nın karesi çarpı pi bölü 4 oldu. Bu da artık 256 eksi 256 bölü 4 64 pi oldu. Şimdi burayı da B diye yazalım. B eşittir. E bu bir yarım daire. Çapı 16 olduğuna göre burası 8. 8'in karesiyle devam ediyoruz. 8'in karesi pi bölü 2 64 pi bölü 2'den burası da 32 pi oldu. E ikisini topladığımızda eksi 64 pi artı 32 pi diye yazdığımızda yani 256 eksi 32 pi de bu taralı alanların toplamıdır diye söylüyoruz. Evet B ve E teğet noktaları demişiz tamam AB eşittir 10 kök 3 hemen yazdım 10 kök 3 sonra AC 10 birim buna göre taralı alan kaç birim karedir demiş. Yani arkadaşlar bizim burada bu daire halkasını bulmamız gerekiyor kısacası burada B noktası teğet noktası ve siz dışarıdan teğet çizdiğiniz için burada dış kuvvet kuralını kullanabilirsiniz. Mümkün olunca ben onu kullanmaya çalışıyorum çünkü. Yani 10 kök 3'ün karesi 10 kök 3'ün karesi yani teğetin karesi eşittir. Parça 10 çarpı tamamı. Yani AD. E şimdi sol taraf zaten 300 yaptı. 300 eşittir 10 çarpı AD. Demek ki arkadaşlar AD'nin uzunluğu artık 30 birim oldu. Şimdi tamamı 30. Biz buraya 10 yazdığımıza göre demek ki DC uzunluğu artık 20 birim oldu. Şimdi şu uzunluğu biliyorum bakın. Yeşille şöyle gösterdim. Burası artık 20 birim. E biz az önce daire halkasının alanını bulurken eğer açı bilgisine ya da yarıçapların bilgisine sahip değilsek ne yazmıştık? Kirişi ikiye bölüyorum. Yani 10 oldu. E, bunun da artık karesini almıştık. Yani 10'un karesi çarpı pi'den demek ki arkadaşlar bizden istenen bu daire halkasının alanı da 100 pi'dir diye söylüyoruz. Tekrar ediyorum. Burada AD uzunluğunu bulurken kullandığımız yöntem dış kuvvet yöntemi ve biz dış kuvvet yöntemini şu şekilde söylemiştik. Teğet olan doğru parçasının karesi eşittir parça çarpı tamamı. Buradan AD'nin tamamını bulduk 30. Bize DC lazımdı 20 idi. E onun da yarısının karesini pi ile çarptığımızda 100 pi de artık daire halkasının alanı oldu. Evet o merkezi yarım dairede AD açı ortay. Tamam CD'nin uzunluğu 3 birim hemen yazdım 3 birim. Sonra BD'nin uzunluğu 5 birim. Buna göre taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar Aç ortayı boşuna vermedi. Hatırlayacağınız üzere üçgende iç aç ortayı çizdiğimizde parçalarda oluşan oran aynen kollara da yansıyordu. Yani 3'e 5 oranı CD ile DB'nin oranı AC ile AB'nin de oranını anlatıyor. Kısacası biz buraya 5K yazarsak bu AC uzunluğu da artık arkadaşlar 3K oldu. Bunu yazdım. Devamında şunu da fark etmem gerekiyor. C noktası çemberin üzerinde. E C noktası çemberin üzerinde olduğuna göre çevre açınız çapı gördüğü için bu 90 derece. Şimdi 3K CB 5K. Demek ki şu uzunluğumuzda 4K olmalı. 4K eşittir 8. K buradan artık arkadaşlar 2 cm oldu. Devamında AC uzunluğu 6 cm oldu. Bizden istenen taralı bölge nedir? Bizden istenen taralı bölge yarım daireden dik üçgenin çıkartılması. E biz AB yani çapımıza 10 yazmış olduk. Çünkü K'ya 2 demiştik. Demek ki yarı çapımız 5. Dairenin yarım dairenin alanı bulursak 5'in karesi çarpı pi bölü 2 yani 25 pi bölü 2 oldu. Şimdi dik üçgenimizi bulalım. Alan ACB dediğimizde bu da artık arkadaşlar 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 santimetre kare oldu. E, Yukarısı zaten 25 pi bölü 2 santimetre kare gelmişti. Bunları birbirinden çıkartırsak bizden istenen taralı alanlar toplamı da 25 pi bölü 2 eksi 24 santimetre karedir diye söylüyoruz. Farkındaysanız yani 3-4 tane soru çözdük ve hiçbirinde bu alanları tek seferde bulamadık. Neden? Çünkü bu parçalar arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir dairenin merkezinden çıkarak oluşturabilecek ifadeler değiller. Mesela hani aklınıza şu gelebilir. Cık. Hocam burayı çizseydik. Evet burayı çizebilirsiniz. Bu sefer de şu alanı bulabilmeniz için COB daire diliminden COB B üçgenini çıkarmanız gerekiyordu. Sonra aynı yöntemi de burada kullanacaktık. Biz de bunun yerine önce bir şekle baktık. İşlem yapmadan önce daima bir yorum yapmaya çalışın arkadaşlar. Tüm şekli görmeye çalışın. Ondan sonra da artık demek ki biz bunları bunları bulmalıyız veya bunları bunları çıkartmalıyız dedikten sonra da zaten soruyu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi O merkezli daire diliminde OC BC'nin 4 katıymış. Yani buraya K yazarsak burası artık arkadaşlar 4K oldu. Taralı bölgenin alanı 27 birim kare. Yani burası 27 birim kare. Devamında OCD yani küçük dairenin bizden alanı isteniyor. Az önce ne söylemiştik? Benzerlik oranına bakın arkadaşlar. Benzerlik oranı 4K bölü 5K'dan 4 bölü 5 oldu. Nasıl üçgende benzerlik oranının karesini alarak alanları anlatıyorsak aynı durum burada da geçerli. 4 bölü 5'in karesini aldığımızda 16 bölü 25 oldu. Yani ben buraya 16 S yazarsam tamamı 25 S. 16'yı buraya yazdığımıza göre demek ki buraya 9 S kaldı. Şimdi 9 S 27 olduğuna göre S buradan 3 pi birim kare. Biz 16 S arıyorduk. 16 çarpı 3 pi'den artık arkadaşlar 48 pi birim kare de bizden istenen OCD daire diliminin alanı oldu. Evet, ABCD dikdörtgen. Daha sonra AB yarım dairenin çapı. Peki, sonra D çeyrek dairenin merkezi. AB 12 birim ise, taralı bölgenin alanı bulunuz demiş. Şimdi şöyle dikdörtgen dediğine göre ben buraya R yazarsam, burası da R olmalı. D noktasından bakıyorum arkadaşlar unutmayın. ADR olduğuna göre, BC R kadar olmalı. E burası R. R. Şimdi buradan da baktığınızda şimdi şuraya bakarsanız 12 olduğuna göre. Burası da artık R oldu. Bu da bize yarı çapın artık 6 birim olduğunu anlatıyor. Şimdi şurası 6. 6, 6, 6 diye yazdık. Şekle bakarsak yani şu E noktasından çizdiğimizi düşünelim arkadaşlar. Burası merkezimiz olsun ki sağ tarafta bir kare oldu. İsteyen burayı bulabilir. Daha sonra da şunu yapabilirsiniz bakın. Burayı da kapatırsınız. Burada da artık karenin alanından bakın. Karenin alanından D merkezli çeyrek daireyi çıkartabilirsiniz. Şimdi bunu bir yazmaya çalışalım. Bakalım ne gelecek sonuç. Önce sol tarafta şuraya A hatta buraya da B diye isimlendirelim. Önce A ile başlıyorum. A eşittir. Burayı kapattım. Burayı kapattığımda karenin alanını bulalım. Altının karesi eksi şimdi çeyrek çeyrek bu D merkezli Daire dilimini bulalım. Yarı çapımız 6 olduğuna göre 6'nın karesi çarpı pi bölü 4. Yani 36 eksi sağ tarafa baka, e, çıkardığım ifadeye bakarsanız 36 pi bölü 4. Yani 9 pi oldu. Devam ediyorum. Şimdi B'yi bulalım. B eşittir. B'de ekstra yapacağımız hiçbir işlem yok arkadaşlar. Çünkü zaten ben burayı kapattığımda E'nin bakın E buraya T noktası diyelim. ETB'nin bir çeyrek daire olduğunu farkındayım. Dolayısıyla 6'nın karesi pi bölü 4'ten bu da artık 9 pi oldu. İkisini topladığınızda ikisini topladığınızda 36 birim kare demek ki bizden istenen bu taralı bölgelerin alanı oldu. Bu bir. İki. Şunu da yapabilirdiniz. Şimdi buraya lütfen dikkat edin. Zaten ben şekli biraz e, doldurdum ama hemen fark edebileceğinizi düşünüyorum. Bak şimdi buranın ETBC'nin kare olduğunu farkındayım. Şunu çizdiğinizde arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bu söylediğim her zaman geçerlidir. Bu bir kare çünkü. Şu alan ile şunu çizdiğinizde renkleri hemen değiştiriyorum. Fark edebilelim diye. Bir yeşille gösterdiğim bu alan eşittir. İki şu morla pardon pembeyle gösterdiğim alanlar birbirine eşittir. Kısacası şu mor olan alanı buraya yapıştırırsanız artık A, E, B üçgeninin alanına bakıyorsunuz. Burada artık bir üçgen oluştu. Üçgenin yüksekliği 6. Tabanı da gördüğünüz gibi 12. 6 çarpı 12 bölü 2'den 36 birim kare diye de yazabilirdiniz. Artık hangisini görürseniz sınavda hangisi kolayınıza gelirse tabii ki ikinci yazım kolay olduğunu ben de farkındayım ama göremediğimiz durumlarda da şekli parçalayıp şuna A, şuna B, şuna C diyerek tek 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 hesaplayıp ondan sonra da toplamlarını veya farklarını yazabilirsiniz. Dediğim gibi hangisini görmek kolayınıza gelirse artık. Şimdi ABC dik üçgen, AB dik, AC B ve C daire dilimlerinin merkezleri. Sonra AB ile DC birbirine eşit ve 8 santimetre ise taralı bölgenin alanını bulunuz diye vermiş. Şimdi B ve C merkezlerimiz. Burası 8, sonra burası da 8, burası da 8, burası da 8 oldu. E BC farkında mısınız arkadaşlar? Burası 16 oldu. Şimdi ben şuraya alfa diye yazdım da. Alfanın karşısında 8 var. 90 derecenin karşısında 16 var. Ne olmak zorunda? 30 60 90 üçgen olmak zorunda. 30 karşısında 8 var. 90 karşısında 16 var. Demek ki 60 derecede burası. 60'ın karşısında da yani AC uzunluğu da 8 köküç oldu. Bizden istenen ne? Bizden istenen bu taralı bölge aslında şunu anlatıyorum. Alan ABC eksi bakın B merkezli ve C merkezli daire dilimlerini çıkarmanız lazım. Alfa ve beta e, buraya alfa buraya beta diye yazabilirsiniz. Alfa ve betayı bilmeseniz de olur arkadaşlar. Çünkü tepe açınız 90 derece olduğuna göre bu iki açının ölçüler toplamı kesinlikle 90 derece. Yani yarıçapı 8 santimetre olan bir çeyrek daireyi üçgenin alanından çıkarmamız gerekiyor. Hemen yazıyorum. 8'in karesi çarpı pi. Çeyrek daire dediğim için artık 4'e böldüm. ABC üçgeninin alanı e, dik kenarlarımız 8 ve 8 köküç olduğuna göre 8 çarpı 8 köküç bölü 2 eksi 64 pi bölü 4 yani 16 pi oldu. Bu işlemin sonucu da artık 32 köküç eksi 16 pi'dir diye söylüyoruz. Dediğim gibi açı değerlerini görmesem de olurdu. Yarı çap uzunlukların ve kenar uzunluklarını gördükten sonra A köşesi 90 derece ise bu, şey bu B ve C merkezli daire dilimlerinin açılar toplamı 90 derece. Devamında da bu bir çeyrek daireyi anlatmış oldu. Evet O merkezli yarım dairelerde ne demişiz? FDG açısı F pardon FOG açısı 70 derece. Sonra EH 5 birim. GH şuraya 2 yazalım. Kalemimizi değiştirelim. Sonra da FG uzunluğu 9 birim. Verilenlere göre taralı alanlar toplamı kaç birim karedir demiş. Şimdi dikkat edin. E, taralı alanların yerine ben bu maviyi bulmaya çalışıyorum. Neden mi? Çünkü uzunluk değerlerini biliyorum. Alt taban 5, üst taban 9. Hemen bunu bir yamuk gibi düşünerek 5 artı 9 bölü 2 çarpı 2 sadeleştirdiğimizde burası artık ne oldu? Çarpı pi var tabi. 14 pi oldu. Bu 14 pi bizim karşımıza nasıl çıktı? 70 derecenin karşısında bakın 14 pi'lik bir daire halkası var. Bizden istenen şu ikisine bakarsanız. Bakın ben bu açıyı bilmiyorum. Bu açıyı da bilmiyorum. Fakat bu iki açının ölçüler toplamının artık 110 derece olduğunu farkındayım. 70 derecede 14 pi'lik bir alan varsa 110 derecede de artık arkadaşlar 22 pi'lik bir alan vardır. Dolayısıyla açı değerlerini bilmeden de bize verilmiş olan 70 dereceyi kullanarak bu iki taralı daire halkasının toplamlarına 22 pi diye yazabilirsiniz. Evet yine e, bilmemiz gereken küçük bir ayrıntı daha var arkadaşlar. Çıkar çıkmaz ama yine söylüyorum dairede olası durumlar çok fazla bu yüzden ben de elimden geldiğince alanlarla ilgili tüm bilgileri aktarmaya çalışıyorum burada şunu unutmayın eğer daireler dıştan teğet ise bizden alanlar oran istendi unutma üçgenlerdeki benzerlik gibi düşün üçgenlerde nasıl alanları kıyaslarken benzerlik oranının karesini yazıyorsak yani herhangi iki kenarın Oranının karesini yazıyorsak burada da aynı durum geçerli arkadaşlar. Burada bir nevi bizim kenarlarımız kirişlerimiz. Burada BC kirişi var. Burada AB kirişi var. S1 bölü S2 bizden istendiğinde artık BC bölü AB'nin karesi şeklinde konuşabilirsiniz. Yani kirişler oranının karesi oldu. Burada da bunu özellikle belirtmek istiyorum. Buraya dikkat edin lütfen. S1 ile S2'yi kıyaslamadım farkındaysanız. S1 ile S1 artı 2'yi kıyasladım. Çünkü üçgende de aynı durum vardı. Yani bizim şöyle bir kıyas yapma durumumuz yoktu. Örneğin ben buraya 4S yazdım. Buraya 3S yazdım diyelim. Ha, burada 4K var. Burada 3K var gibi bir durum. Genellikle tam bizim aradığımız uzunluk değerlerini anlatmıyordu. Buna dikkat edin lütfen. Üçgenle üçgeni kıyaslayabilirsiniz. Bu aşağıda yazdığım 3S üçgeni anlatmıyor. Bir yamuğu anlatıyor. Dolayısıyla 4S ile 7S'i kıyaslıyor olmalısınız. Ben de o yüzden S1 ile S1 artı S2 diye yazdım. S1'in kirişine bakarsam AB hemen yazdım AB. S1 artı S2'nin kirişine bakarsanız o da artık arkadaşlar AC oldu ve yine benzerlik oranının karesini alıyor olacaksanız buna lütfen dikkat edin. Tekrar ediyorum, alanlarının oranları üçgenlerdeki benzerlik gibi düşünebilirsiniz. Kirişlerin oranı sizin üçgenlerdeki kenarlarınızın oranını anlatıyor. Dolayısıyla bunların karelerini alarak da artık S1 ve S2 alanlarını kıyaslayabilirsiniz. Evet sıra sende demişiz. Bakalım O1 ve O2 dairelerin merkezleri tamam. Sonra ABC noktaları doğrusal B noktası da teğet noktasıdır diyecektim ki öyleymiş zaten. S1 ve S2 bulundukları bölgenin alanlarını AB, BC'nin 3 katını anlatıyor. Yani buraya K yazarsam burası artık arkadaşlar 3K oldu. S1 ve S2'nin alanlar toplamı 80 pi birim kare. S1 nedir demiş. E az önce ne söyledik? S1 bölü S2 oranı Kirişler oranının karesini anlatıyor. Yani K'dan kurtulursa bu alanların oranı 9 geldi. Demek ki S1 dediğimiz S2'nin 9 katı 9 çarpı S2 artı S2 eşittir 80 pi oldu. 10 tane S2 80 pi anlatıyor. Her yeri 10'a böldüğümüzde S2 artık 8 pi oldu. Bizden s1 istemişti ve biz bunu 9 s2 diye anlaşmış, e, anlatmıştık. 9 çarpı 8'den demek ki arkadaşlar s1 diye yazdığımız alanda 72 pi birim karedir diye söylüyoruz. Evet o1 ve o2 dairelerin merkezleri tamam s1 ve s2 bulundukları bölgenin alanları. Peki c dairelerin teğet noktası demiş tamam bc'nin iki katı bc'nin iki katı ab'nin 3 katıymış. Ha, o zaman BC'ye 3K yazarsam AB artık 2K oldu. Hemen yazalım. 3K'ya 2K oldu. Sonra S1 bölü S2 oranı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar dair, e, buradaki parçalara bakarsanız ister bu S1'e bakın isterseniz bunu yukarıya çıkarın. Sonuç değişmeyecek. Ben şunu nasıl yazacağım biliyorum. S1 bölü S1 artı S2 dediğinizde. Şimdi S1'in kirişi nedir? BC yani 3K geldi. S1 artı S2'nin. Şimdi bunu yukarıya çıkardığımda yukarıdaki yarım daireye bakıyorum aslında. Kirişi ne oldu? AC oldu. Yani 5K geldi. Ve bunun karesini aldık. Şimdi K'lardan kurtuldum. Burası artık ne oldu? 9 bölü 25. Demek ki biz buna 9S yazarsak büyük yarım daire 25S olmalı. E burası da 9S. Demek ki arkadaşlar S2 diye yazdığımız kısmı artık 16S kaldı. Bizden alanların oranı istenmişti. 9S bölü 16 S'den S'lerden kurtulduk. O da artık arkadaşlar 9 bölü 16'dır diye söylüyoruz. Evet düşün demişiz. Bakalım A ortak merkezli daire dilimleri için AB 6 santimetre yazdım. BC 3 santimetre. taralı bölgenin alanı 6 pi olduğuna göre Alfa kaç derecedir demiş. Evet bu sefer de bizden alfa istiyor. Şimdi biz bu daire halkasının e, alanını bulurken şunu söylemiştik arkadaşlar. Büyük daire diliminden küçük daire dilimini çıkartıyorum. E, büyük daire diliminin yarı çapı 9. Hemen yazıyorum. 9'un karesi çarpı pi çarpı alfa bölü 360. Eksi. Küçük daire dilimine baktığımızda yarı çapımız 6 idi. 6'nın karesi çarpı pi çarpı Yine merkez açınız alfa bölü 360 ve bu işlemin sonucu artık 6 pi anlatıyor. Şimdi herkeste zaten e, alfa var, pardon pi var. Pi'den kurtuldum. Burası bakın. 9'un karesi 81 alfa eksi 36 alfa eşittir. Paydamız 360 ortak payda ve ben bunu karşıya çarpan diye gönderdim. 360 çarpı 6 oldu. 81 alfadan Buraya tekrar alfa yazdım. Ee, 36 alfa'yı çıkardığımızda artık 45 alfa eşittir 360 çarpı 6. 45'le sadeleştirdim burası 9 oldu. Alfa da 9 çarpı 6'dan 54 derecedir diye söylüyoruz. Yani bize bazen alanlar verilerek sonrasında da arkadaşlar açı değerleri de isteniyor olabilir. Evet bir kenarı 6 santimetre olan ABCD karesi 4 eş kareye ayrılıyor. Peki F, E, K çeyrek dairelerin merkezleri sonra A büyük çeyrek dairenin merkezi. Peki verilenlere göre taralı bölgenin alanlar toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi verilenlere göre de zaten bir tane bilgi verdi. O da bir kenarımız 6 santimetreymiş. Şurası arkadaşlar 6. O zaman şöyle yapalım. 4 eş kare olduğuna göre bunların her biri artık 3 oldu. Şöyle bir yazalım. Bakalım ne bulabileceğiz burada. Şimdi e, önce şu büyük çeyrek daireyle ilgili bir yorum yapmaya çalışalım. Şimdi başka türlü bundan biraz zor kurtuluruz gibi duruyor. Burayı zaten hesap edebilirim. Bunu az önceki benzer sorularda çözmüştük. Bizim şuradaki bu garip şekli anlamamız lazım. FL ve EK. Arkadaşlar kesiştikleri nokta unutmayın kiriş pardon köşegenlerinde geçtiği nokta. Yani siz BD'yi çizdiğinizde FL ile EK'nın kesiştiği noktadan geçiyor olacak ve ben bunu size az önce söylemiştim. Demiştim ki şu tur bakın şu turuncuyla gösterdiğim bölgenin alanı artık arkadaşlar hemen e, ne renk alalım? Yeşille gösterin. Şu bölgeye eşit. Bu aklımızda bulunsun. Şimdi bunu buraya yerleştirdiğimizde bakalım ne oldu? A noktasından bakmaya çalışıyorum. Lütfen dikkat edin. Yani şeklin biraz karmaşık olduğunu ben de farkındayım. A noktasından bakmaya çalışıyorum. A noktasından baktığımda bakın büyük bir kare var. Hemen bu karenin alanını yazalım. Altının karesi yani 36 eksi. Şimdi 36 eksi hatta burada kareye bile ihtiyacım yok. Evet daha kolay bir şey fark ettim. Daha kolay bir şey fark ettim. Burayı hiç görmeyin. A'dan bakıyorum dediğimde burası 6 birim. Burası da 6 birim. E, A merkezi çeyrek daireyi bulalım ilk önce. A merkezi çeyrek daire. Nedir bu? 6'nın karesi çarpı pi bölü 4. Eksi. Buraya dikkat. Turuncuyu zaten yeşil olarak taşımıştım. Arkadaşlar bu bölgeyi bul e, Bunu ben zaten ayrıyeten buluyor olacağım birazdan. Çıkarmam gereken şekle bakarsanız. A, D, B, ikiz kenar dik üçgenini çıkartalım ki şurada kalan bölgeyi bulalım. E, bir kenarınız 6 olduğuna göre 6'nın kare 6 çarpı 6 altı, 6'nın karesi bölü 2 oldu. Demek ki bunu hangi renkle gösterelim? Bunu kullanmadığımız bir renk bulalım. Morla gösterelim. Evet. Şu mor bölge bakın. Şu şekilde artık tamamını gösteriyorum. Bu morla taradığım bölge 36 pi bölü 4. Yani 9 pi 36 bölü 2 eksi 18 geldi. Şimdi sıra bunu bulmaya geldi. Zaten burayı bulduktan sonra burayı bulmak çok da zor değil. Bunlar birbirinin aynısıydı. Ben herhangi bir tanesini bulup devamında da 2 ile çarpıyor olacağım. Hemen yazalım. Şurayı şu şekilde çizdiğimde. Bakın isterseniz şu kahverengiyi bulmaya çalışın. İsterseniz burayı bulmaya çalışın. Fark etmez. Şurayı kapatırsam. A, E, buraya T noktası diyelim. A, E, T. Çeyrek daire. E, çeyrek daire olduğuna göre... 3'ün karesi çarpı pi bölü 4 geldi. Çeyrek daireden buradaki bu küçük dik üçgeni çıkartıyorum. Eksi 3 çarpı 3 bölü 2 oldu. E aynı şeyden bu tarafta da olduğuna göre üstüne çarpı 2 geldi. Hemen içeriği hesap edelim. 9 pi bölü 4 2 ile çarptım. Burası artık 9 pi bölü 2 geldi. Burası 9 bölü 2 idi. 2 ile çarptım. Eksi 9 geldi. Bu ikisini de toplarsak artık arkadaşlar 9 pi ile 9 pi bölü 2'yi topladım 27 pi bölü 2 eksi 18 eksi 9 burası artık arkadaşlar eksi 27 santimetre kare oldu. Yani gördüğünüz gibi e, tek seferde hesap etme gibi lüksümüz yok. Videonun başından beri aynı şeyi söylüyorum. Sizden de ricam bu yönde mümkün olduğunca şekli parça parça düşünürseniz arkadaşlar emin olun çözüm yapmakta bir o kadar kolay olacak. Evet şimdi geldik videomuzun başındaki ÖSYM tarzı sorumuza. Yanda ABC eşkenar üçgeni ve bu üçgenin iç teğet çemberi ile çevrel çemberi verilmiştir. Peki iç teğet çemberin yarıçapı çapı 4'müş. Hemen merkezi koyduk ve buradan artık arkadaşlar 4 birimi çizdim. Bu açı 90 derece çünkü teğet noktamız. Devamında eşkenar üçgen dediği için her bir açımız 60 derece ve siz merkez ile burayı birleştirirseniz bu çizdiğiniz unutmayın arkadaşlar. Daima açı ortaydır. Bu aslında açı ortayın da tanımıdır aynı zamanda. Şimdi tepe açısı 60 dereceydi. Şu açımız 30 derece. Demek ki burası 60 derece oldu. 30'un karşısında 4 var. 90'ın karşısında buraya o diye yazarsam 8. Bu 8'in bize faydası nedir? Bu 8 arkadaşlar çevrel çemberin yarı çapını anlatıyor. Yani 8'in karesi çarpı pi. Bu da 64 pi oldu. Taralı bölgeyi bulmak için benim yapmam gereken artık arkadaşlar bu eşkenar üçgeni çıkarmak. 30'un karşısında 4 var. 60'ın karşısında artık şu kenarın yarısı olan kısım 4 kök 3 oldu. E burası da 4 kök 3 Topladığımızda 8 kök 3. Eşkenar üçgenin bir kenarı 8 kök 3 geldi. Devam ediyorum. 8 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4 yazdığımızda bu da artık arkadaşlar bizim eşkenar üçgenimizin alanıydı. 64 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4 oldu. 4 ile 64'ü sadeleştirdim. 16, 16 çarpı 3. Demek ki çıkarmamız gereken alanda 48 kök oldu yani taralı bölgenin alanı 64 pi eksi 48 kök 3 doğru cevabımız da C şıkkıdır diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar geldik bir önceki videomuzun ödüllü sorusuna A B C D kare tamam C çeyrek dairenin merkezi BC köşegen daha sonra CD 14 birim cd 14 birim ise taralı bölgenin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi aslında az önce çözdüğümüz soruların içerisinde de bunu kullanmıştım arkadaşlar. Kare olduğu için bu çizdiğiniz köşegen yani şu açınız 45 derece buradaki açımız da 45 derece. Bu ne demek? Şu demek. Bu daire dilimini bulmak ile bu daire dilimini bulmak arasında hiçbir fark yok. Ben de bunun yerine Burayı taralı alan diye gösterirsem aslında karenin yarısına bakıyorsunuz. Yani 14 çarpı 14 bölü 2. Burası artık 7 oldu. 7 çarpı 14 dediğimizde 70, 28 da demek ki arkadaşlar bizden istenen taralı bölgenin alanlar toplamı da 98 santimetre karedir diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar geldik videomuzun ödüllü sorusuna. Çözümlerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz. Müzik